Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün kahvemi aldım geldim. Çınar okulda bebişte uyurken size bir konudan bahsetmek istiyorum. Instagram'da çok fazla soru aldığım bir konu. Orada paylaşım yaptım ama yeterli insana ulaşmadığını düşünüyorum. Hala soru alıyorum çünkü. O yüzden bir de buradan da paylaşmak istedim. Çünkü çok fazla çocukta bu problem varmış. Başlıktan zaten görmüşsünüzdür. Geniz etini ameliyatsız nasıl küçülttük, bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki tabii ki doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız ve onun önerisiyle hareket etmelisiniz kesinlikle. Ama mesela bize de direkt kulak burun boğaz doktorumuz ameliyat demişti. Sonrasında ben duyduğum, gördüğüm bir şeyleri uygulamak istediğim için çocuk doktorumuza danıştım. Bunları yapsam bir süre sıkıntı olur mu dedim. O da bir ay kadar sen bunları bir uygula. Sonrasında eğer tekrar bir bakarız, farklılık varsa ona göre ameliyat kararı verirsiniz dedi. Ben de hani ameliyattan önce bir de bunu denemek istedim. Bir de bana Instagram'da bunu paylaştığım dönemde çok basit bir ameliyat, işte neden korkuyorsun, yaptır gitsin vesaire gibi mesajlar da çok fazla geldi. Ben ameliyattan korktuğum için değil. Ha tabii ki neden gereksiz yere narkoz alıp çocuğu o ameliyathane ortamına sokayım? Sonuçta bu da bir küçük bir çocuk ve oraya girmek istemeyecektir ya da narkoz alması tercihim değil ama mecbur olsaydım tabii ki evet korkutucu bir şey değildi, yapardım. Gerekirse yine yapılır ama eğer varsa farklı bir alternatifi, neden bunu bu şekilde çözmeyelim ameliyatsız? Ve alerjik sebepli olduğu için bizimkisi, alerji zaten bu çocuğun hayatında devam eden, var olan bir şey. Ben diyelim ki bugün bu ameliyatı yaptırdım. 3 ay sonra, 4 ay sonra, hatta 4 kere, 5 kere bu sebepten ameliyat olan insanlar var. Geniz eti dediğimiz organ tekrardan büyüme eğilimi gösteriyor çünkü alerji durumlarında, hastalık durumlarında. O yüzden de hani tekrar tekrar bunu yaşama ihtimalimiz olduğunu bildiğim için ben de alternatif yöntemlere yöneldim. Öncelikle geniz etinin büyüdüğünü nasıl fark ettim? Bunu anlatayım. Çınar geçen sene bu zamanlarda 2023 mü oluyor? 2023'ün böyle bahar aylarında 2,5 yaşındaydı o zaman. Bahar alerjisi, polen alerjisi oldu. Daha önceki yıllarda işte yine o mevsime 6 ay, 1,5 yaş denk geldi. Onlar da olmamıştı mesela. Ama 2,5 yaşında bir polen alerjisi oldu ve bunu fark ettim. Öksürüğü alerjik bir öksürük, burnunu sürekli işte tıkalı ya da akıyor. Aynı ben de, çünkü benim de polen alerjim var. Bendeki şeylerin aynısı onda da vardı. Bunu fark ettim. Sonrasında bir alerji ilacı vesaire hiçbir şey kullanmadık ama bu burun tıkanıklığı çok uzun sürdü. Geçmek bilmedi yani. Hani baharda başladı, yazın biraz hafifledi, sonbaharda tekrar etti. Zaten bahar alerjileri bende de aynı şekilde ilkbahar ve sonbaharda etkiliyor. İlkbahar biraz daha fazla ama sonbaharda da yine de oluyordu. Sonrasında sonbahar zamanı yine bu aynı şikayetler tekrar etti. Öksürük, işte burun tıkanıklığı vesaire. Yine bu sonbahara doğru 2 defa üst üste bir hasta oldu. Antibiyotik kullandı ki Çınar çok az, yani belki bu yaşına kadar işte geçen sene 2 defa kullandı. Ondan önce de bir ya da 2 kez belki kullanmıştır, yani emin değilim. Antibiyotik hiç ihtiyaç duymadık bir şekilde, hani daha doğal yöntemlerle. Çok fazla ilaç verme taraftarı olan bir insan da değilim. Ben olabildiğince hani kendi atlatsın istiyorum ama tabii ki mecbur kaldığımız noktada ilaç kullanıyoruz. Daha çok işte nebulizatörle hava vesaire, onları kullanmıştık daha önceki hastalıklarında. Bu sefer hem hava hem de antibiyotik kullanmak zorunda kaldık ve bir ay kullandı, bir ay hasta olmadı, bir sonraki ay tekrar yine antibiyotik kullanacak şekilde çok hasta oldu. Öyle olunca geniz eti zaten vücudun savunma mekanizmalarından biriymiş. Hastalığı, mikrobu gördüğünde büyüyerek kendini korumaya alıyor, vücudu korumaya alıyor gibi bir şey. Tam olarak belki güzel anlatamamış olabilirim ama bu sebeple büyüyor yani. Özellikle hastalık dönemlerinde daha fazla hem alerji hem üstüne solunum yolu enfeksiyonu derken geniz eti büyümüş. Bir de ben şunun etkisi o zaman sadece hastalık sebebi olduğunu düşünmüştüm ama sonrasında dikkat etmem gereken şeylerin işte süt, paketli meyve suları, kakao vesaire olduğunu öğrendiğimde farkına vardım ki bunlar normalde evde sadece karadut özünü işte sulandırıp içer meyve suyu olarak, başka hiçbir paketli meyve suyu tüketmez. Süt de zaten hem alerjik bir çocuk olduğu için hiç vermedim. Hani yoğurt, kefir vesaire veriyorum ama süt olarak hiç vermiyordum. Ama okula başladıktan sonra Eylül ayından itibaren okulda yemeklerin yanında hep ya süt, paketli süt ya da meyve suyu vardı, yine paketli meyve suyu. Ve bunların da onu çok tetiklediğini düşünüyorum. Okulda hep hamur işi yiyorlar. Poğaça, bir gün poğaça, bir gün kurabiye, bir gün simit, bir gün pankek gibi hep hamur işi. Yani hem gluten çok fazla var, hem kekler, poğaçalar, işte
Kek ve kurabiyeler, kakaolu, çikolatalı falan. Kakao da zaten bunun baş düşmanlarından bir tanesi. Ki Çınar'ın sanki bir tık kakao, çikolata alerjisi de var gibi. Bizim alerji durumumuzdan bahsetmem gerekirse Çınar'ın alerjileri testlerde hiçbir şekilde çıkmıyor. Bir 9 aylıkken bir de 1,5 yaşında 2 kere alerji testi yapıldı. Alerji testlerinde alerjisi çıkmıyor yani kanda da deride de. Ama doktorlar birisinde burada bir özel hastanede yaptırmıştık. Birinde araştırma hastanesinde İstanbul'da yaptırdık. İkisinde de söylenilen şey şu: sen gözlemle bu çocuğu daha iyi anlarsın. Testler her zaman doğru sonuç vermez. Eğer işte atıyorum yumurta veriyordum. Daha küçükken yumurta süt alerjisi vardı. Yumurta ve süt ürünleri verdiğimde direkt egzamaları o gün inanılmaz artıyordu yani. İşte gece uykusunda huzursuz oluyordu. Böyle belliydi yani, hani alerji belirtileri vardır ya, bilirsiniz. Aslında bu süt ve yumurta geçti ama mesela paketli gıdaların bazılarında, bazı çikolatalarda oluyordu. Ben de o yüzden mümkün olduğunca hani paketli gıda vermemeye, veriyorsam da işte daha organik markalar ya da evde yaptıklarımı vermeye çalışıyordum. Ve çikolatayı da hani çok sınırlı veriyordum. Ama sonra tabii bir yerden sonra ipin ucu kaçıyor ister istemez, dışarıdaki hayata atıldıktan sonra. Okulda mesela birileri şeker dağıtıyor, çikolata dağıtıyor ki şeker Çınar hiçbir şekilde işte o topi toptur, sakızdır vesaire, onları hiç tüketmeyen bir çocuk normalde. Ama okulda göre göre artık onlara da alıştı ister istemez. Böyle olunca da işte o dönemde olmaması gereken her şey üst üste geldi. Bunlar bağışıklığını düşürdüğü için muhtemelen hastalıklar da üst üste geldi ve sonucunda genizeti büyümüş oldu. Genizetinin büyüdüğüne de şöyle kanaat getirdim: geceleri ağzı açık uyumaya başlamıştı. En belirgin şey bu bence. Burnu hep tıkalı gibi, işte böyle genizden, hani burnunuz tıkalı olduğunda konuşmanız değişir ya, hep öyle konuşmaya başladı. Sonrasında bu iki hastalığında da mesela alnından ölçtüğümde ateşi 37 ise kulağı kıpkırmızı oluyordu ve kulağındaki ateş 38-38,5, hani 1-1,5 derece farklı çıkıyordu alnıyla kulağı. Yani kulağı çok daha fazla ateşli çıkıyordu ve doktora götürdüğümüzde de zaten kulağı çok kızarmış, kulağına da bir bakalım falan demişti. Hani kulakta genelde bir şey çıkmıyordu ama orada ateş daha fazla oluyordu. Bu da beni biraz şüphelendiren şeylerden bir tanesiydi. Bu sonbahar döneminde doktora gittiğimizde hem hastalıktan dolayı hem de dedi ki hani bu alerjik bir çocuk ve alerji basamakları vardır. İlk başta çocuklar gıda alerjisi olarak başlar. Genelde 0-2 yaş arasında gıda alerjisi, 2 yaştan sonra işte bahar alerjisi, polen alerjisi gibi devam eder. Sonrasında bu ilkokul zamanlarında alerjik astıma çevirebilir eğer uygun tedavi uygulanmazsa, dedi doktorumuz. Sonrasında bize bir toz bir ilaç, yoğurda karıştırıp verilen, bir tane de burun spreyi vermişti. Bu ilaçları bir süre bahar dönemlerinde düzenli olarak kullanacağız tedavi amaçlı demişti. İşte o sonbahar zamanı hem hastaydı, onunla birlikte biz o toz ilaca ve burun spreyine başladık. Bir ay kadar kullandık, sonrasında bir ara verdik. Sonra ben baktım ki hani geniz eti belirtileri geçmiyor yani, hala burnu tıkalık. Hiçbir hani bu alerji ilaçlarını kullanırken hiçbir iyileşme olmuyor. Sonrasında doktora bunu söyledim. Hani dedim biz bu ilacı bir aydır kullanıyoruz ama burnunun tıkanıklığı geçmedi. İşte ağzı açık uyuması geçmedi. Hiçbir şey geçmedi yani. Sonra doktor dedi ki bu o zaman belki şey de olabilir, geniz etiyle alakalı olabilir. Bir röntgen istedi ve röntgen çekildi. Röntgen sonucunu kendisi de zaten büyük olduğunu fark etti ama bir de kulak burun boğaz doktorumuza göndereyim dedi. Fotoğrafını gönderdi röntgenin. Sonrasında kulak burun boğaz doktoru onu aradı. Biz de yanındaydık. Çocuğun yaşını vesaire hiçbir şeyini söylememişti. Dedi ki bu, dedi, 10 yaşında bir çocuksa eğer, öyle gibi duruyor, 10 yaş için çok büyük bir geniz eti dedi ve Çınar bu sırada 3 yaşında. Tabii ki çok üzüldüm bunu duyduğumda. Dedi ki hani burnunun iç tarafını artık geniz eti çok büyümüş, çok kaplamış. Öyle olunca bir ay daha biz tekrardan bu ilaçları, doktorumuz dedi ki siz tekrar bu ilaçları bir ay daha kullanın. Ondan sonra bir de kulak burun boğaz doktoru görsün. Bakalım gerileme var mı? Sonra 2 ay, yani bir ay ara vererek 2 ay kullandık biz bu ilaçları. Sonrasında kulak burun boğaz doktoruna gittik. Zaten bir de bu sırada işitme kaybı da var. Söylediğimiz hiçbir şeyi tek seferde anlamıyor. Defalarca tekrar ettiriyor. Doktora gittiğimizde de bir de ağız kokusu problemi, sürekli ağzı açık uyuduğu için ağzın içindeki florası işte zararlı bakteriler artıyormuş vesaire. Ağız kokusu çok ciddi boyuta ulaşmıştı. Gittiğimizde tekrar bunları söyledim. Doktor işitme testi istedi. Zaten bir kulağında çok işitme kaybı, geçici işitme kaybı oluşmuştu. Kulakta sıvı var dedi. Röntgen de çekildi tekrar. Geniz etinde hiçbir gerileme olmamıştı. Doktor dedi ki kulak burun boğaz doktoru, acil ameliyat olması gerekiyor. 15 gün içerisinde karar verip gelebilirsiniz dedi. Hem geniz eti alınacak dedi, hem de kulaktaki sıvının hani durumuna bakılarak, kulaktaki sıvı eğer çok uzun süre durursa orada böyle yapışkan bir madde haline dönüşüp
sıkıntı yaratıyormuş. Yani oradan alması, ayırması zorlaşıyormuş. Normalde yeni oluşmuşsa eğer geniz etinin alınması kulaktaki sıvının gitmesini sağlıyormuş. Ama eğer o biraz beklemiş, hani ne kadar süredir var bilmiyoruz çünkü muayene edilmediği için kulağı. Eğer çok uzun süredir varsa yapışkan bir hale gelmiş olabilir. O zaman da kulağa da tüp takılıp havalandırılması gerekiyor. O tüpü de kulak kendiliğinden sonradan atıyormuş. Yani hem geniz eti alınacak hem de kulağa tüp takılma ihtimali vardı. Sonrasında biz yani konuştuk ettik, tamam dedik, çıktık. Ama ben bu süreçte tabii internetten de araştırıyorum ya da böyle hep karşıma çıkar ya konuştuğumuz şeyler. İşte geniz etini ameliyatsız geçiren kişilerin neler yaptığı ya da doktorlarının neler önerdiği falan çıkıyordu. Bizim burada açıkçası öyle çok da hani alternatif bir şeyler öneren bir doktor yok. Şu anda bir doktor buldum. Onu o zaman bilmiyordum. Bundan sonra yine bir alerji için Çınar'ı o doktora götürmeyi planlıyorum. Geniz eti konusunda da çünkü ameliyatsız böyle bir ayda 2 ayda güzel sonuçlar aldığını söylüyor. Özel bir muayenehanesi var. Muhtemelen pahalı bir yerdir ama yapacak bir şey yok. Çocuk için değer. En azından şöyle detaylı bir alerji testi var. Onu yaptırmayı düşünüyorum Çınar'a ki belki ne olduğunu öğreniriz diye. Ben birkaç işte bu internette gördüğüm annelerden, doktorların önerilerinden gördüğüm şeyleri o doktor muayenesinden bir hafta önce falan mı? Bir hafta önceydi galiba. Uygulamaya başlamıştım ve birazcık gece uykusunda mesela ağzının açıklığı normalde bütün gece ağız açık uyur. Çok sık kontrol ediyordum. Artık benim hayat kalitem bozuldu yani onu öyle görmekten, ne yapabilirim diye düşünmekten. Bütün gün gece boyunca sürekli onu kontrol ediyordum. Ağız açık mı, ağız açık mı? Sonra o uyguladığım şeylerden sonra bir haftadır mesela bir süre ağzı kapalı uyuyor. Sonradan açılıyor falan. Yani burnunda bir açılma olduğunu fark etmiştim. Çocuk doktorumuza da bunu sordum. Kulak burun boğazdan çıkınca dedim ben bunu uyguluyorum. Uygulamaya devam etsem faydası olur mu sizce? Bir haftadır uyguladım. Sanki bir tık değişiklik var ama yeni olduğu için henüz bir sonuç almadım dedim. Kulak burun boğaz doktorumuz acil ameliyat olması gerektiğini söyledi ama siz ne düşünüyorsunuz? O da dedi ki eğer işe yaradığını düşünüyorsan ya da en azından denemiş olmak için bir ay kadar sen bu söylediğin şeyleri uygula. Sonrasında geldiğinde tekrar bir muayene edilir. Eğer bir değişiklik varsa belki ameliyata gerek kalmaz dedi. Dediği gibi bir ay boyunca biz bunları uyguladık. Şimdi neler uyguladım onlardan bahsedeyim. Bir de ben bu süreçte Yonca Tabağın Bu Çocuklar ve Alerji kitabını okudum. Bu kitapta da hem tarif olarak böyle hani alternatif ne tarifler yapabiliriz. Ben mesela Çınar'ın ek gıda döneminde de alerji olduğu için çok fazla tarif aramıştım ama çok da bir kaynak bulamamıştım. Bu kitapta çok güzel işte sütsüz, yumurtasız tarifler, glutensiz tarifler, çok fazla güzel şeyler var. Atıştırmalık vesaire kendim bir şeyler yapabilmek adına hem de süreci öğrenmek adına bu kitabı okumak istedim. Kitabı çok hızlı bir şekilde bitirdim. Çok akıcıydı. Astım ve enfeksiyondan koruyucu diyet diye bir diyet var içerisinde. Zaten genel olarak sağlıklı beslenme diyebiliriz aslında. Örneğin paketli gıdalar kesinlikle yok. Paketli gıda yerine işte kek, bisküvi vesaire yerine neler üretebiliriz? Buna yönelik tarifler içerisinde var ve gerçekten güzel de oldu. Ben de yedim yaptığım şeyleri yani. Mesela şeker, eğer çok fazla şekerli bir şey tüketiyorsa çocuk, şeker yerine esmer şeker ya da elma suyu konsantresi gibi farklı. Hani özellikle esmer şeker. Çünkü normal şeker beyazlatılmış, ağartılmış olduğu için ondaki zarar oranı çok daha yüksek. Bir de bu kitabı okuduktan sonra anladım ki mesela reflü, ben Çınar'ın reflüsü yok diyebiliyorum. Yani reflü şikayeti olabilecek bir belirtisi yok aslında. Ama bu kitabı okuduktan sonra anladım ki alerji, reflü, astım bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Yani biri devamını da getiriyor aslında. Biri varsa devamı da geliyor zamanla diye düşünüyorum. O şekilde anladım yani. Neler yaptım bunlardan bahsedeyim. Şimdi özellikle süt ve kakao kesinlikle kesilmesi gereken şeyler. Geniz etinin büyümesine sebebiyet veren şeylerin başında geliyor. Kakao kafein içeriyormuş. Mesela bunu da bilmiyordum. Kafein içerdiği için böyle bir etkisi oluyormuş. Süt de zaten işte geniz akıntısını vesaire arttıran bir şeymiş. Bir de paketli gıdalar ve gluten. Gluteni normalde azaltmanız öneriliyor. Ben tamamen kesmeye çalıştım. Yani bir ay boyunca. Şöyle bir ay maksimum, hani bir ay sonunda ameliyat kararı alacağımız için maksimum ne yapabiliyorsam yapayım. Eğer geçerse geçer, geçmezse de yapacak bir şey yok dedim ve inanılmaz zorlandım bu süreçte gerçekten. Okula da göndermedim bir ay boyunca Çınar'ı. Çünkü yine kış dönemiydi. Hastalık olur mu, olmaz mı? Hani tekrar ben bu kadar çaba gösteriyorum, bir sıkıntı yaşamasın. Bir de dediğim gibi okulda her gün kakaolu ve hamur işli şeyler var. Hani gluteni de kakaoyu da kesme imkanım yok. O yüzden bir ay boyunca okula da göndermeyeyim dedim. Hem hastalık kapmasın, tekrardan geniz etini büyütmesin hem de beslenmesine dikkat edebilmek adına. Tabii ki buna imkanı olmayanlar da olabilir. O konuda yapabilecek bir şey yok. En azından okulda yiyorsa, okula gidiyorsa evde yaptığınız şeylere dikkat edebilirsiniz. Sütü
kestim. Süt ürünleri normalde kefir, hani mayalanmış şekilde, işte fermente şekilde kefir yoğurt tüketilebilir deniyor. Ama ben maksimum verim almak adına yine dediğim gibi süt ürünlerini de kestim hepsini. Ki Çınar yoğurt ve kefiri çok tüketen bir çocuk normalde, ama çok zor olsa da kestim yani o dönemde. Paketli gıda hiç vermedim diyebilirim. Çikolata zaten kesinlikle vermedim. Bunu da ona güzel bir şekilde anlattım. İşte anneciğim alerjin var, geniz etin çok büyümüş. Zaten doktorlara da gittik, söylediler. Ameliyat olman gerekecek. Ameliyat olmaman için biz bunları yemeyeceğiz. Bir süre dikkat edeceğiz. Sonrasında iyileştiğin zaman yine ara ara bunları yiyebilirsin. Ama sürekli yemek yok vesaire diye anlattım. Zaten o da hiç üstelemedi. Gerçekten hiç aramadı bile yani. Bir de mümkün olunca evde bulundurmadım. Tabii bir şey görmemesini sağladım. Ben de onun yanında hiç böyle ıvır zıvır türü hiçbir şey yemedim. Bu sayede de işim daha kolay oldu. Kakaoyu, kakaolu gıdaların hepsini kestim. Kakao bu arada bu kitapta deniyor ki işte keçi boynuzu mesela, ben alternatif bebekken de kullanırdım kakaolu gibi olsun kekleri diye. Keçi boynuzu da önerilmiyor. Ama bu geniz eti iyileştikten sonra ara ara yine onu da kullanmaya başladım. Ama o süreçte keçi boynuzu da kullanmadım. Yine gluteni işte normalde azaltsanız da yeter belki. Gluten bu arada kimseye, hani bana şey diyorlar, çölyak hastası değil ki bu, neden gluteni kestim? Gluten hiçbirimize iyi gelen bir tarafı yok glutenin, aslında bakarsanız. Sınırlı tüketmek önemli olan. Hani 7-24 ekmek yediğinizde herkese zararı olduğunu bunun biliyoruz. Ama Çınar'a mesela glutensiz unlar aldım. İşte karabuğday unu aldım. Glutensiz yulaf unu aldım falan filan. Bu şekilde yaptığım, işte ekmek yaptım ona özel. Poğaça yaptım, kek yaptım. Hep o unlarla yaptım. Yine yedi yani bir şeyler, ama glutensiz unlarla yapılmış yedi. Ki tadı da kötü de değildi. Tatlandırmak için ya esmer şeker, Hindistan cevizi şekeri bulmuştum marketten, onu aldım. Ya da elma suyu konsantresi kullandım. Bu şekilde tatlandırdım gereken şeyleri de. Sonrasında bu reflü için aslında, ama ben dediğim birbirleriyle bağlantılı olduklarını düşündüğüm için buna da dikkat ettim. Mesela sarımsaklı yoğurt yiyorduk yemeklerle beraber. Çiğ sarımsak ve çiğ soğan çok fazla tetikliyormuş reflüyü. Reflü tetiklenince geniz eti tetikleniyor doğal olarak. O yüzden onları da pişmiş bir şekilde, hani mesela çorbanın içine, mesela mercimek çorbası yapıyorum, içine atıyorum. Haşlanmış, pişmiş bir şekilde olduğunda bir sıkıntı yaratmıyor. Ama çiğ bir şekilde, mesela bu öksürük için doğal tarifler vardır. Sarımsaklı, zeytinyağlı, limonlu falan filan tarifler var hep. Görüyorsunuzdur sosyal medyada. Onlar da mesela, eğer çocuğun geniz eti varsa, onlar çok daha kötü etkiliyormuş. O yüzden onları da zaten uygulamıyordum ama yapmadım. Bir de yemekleri uyku saatinden 2 saat önce kesmek çok önemli. Yine işte bu reflüyle alakalı aslında, ama bu da bizim çok rahat etmemizi sağladı gerçekten. Buna da çok özen gösterdim. Mesela Çınar 8-9 arası uyuyor. Ben en geç 6'da yemeğini yediriyordum. Ondan sonra da hiçbir şey vermiyordum. Sonrasında tam olarak alerjik durumunu, hani böyle net şuna alerjisi var diye bilemediğimiz için polen alerjisi olduğunun farkındayım semptomlarından. İşte bazı paketli gıdalarda bir şey alerji yapıyor, ama ne yapıyor, hangi madde yapıyor bunu bilmiyorum. Bu dönemde tamamen her şeyi kestiğim için çok rahat ettik gerçekten. Yani hiçbir egzama, mesela okula gittiği dönemde sürekli vücudunun bir yerlerinde egzama çıkıyordu yeni yeni. Bunun da mesela kakao kaynaklı olduğunu neredeyse eminim artık, yani öyle söyleyeyim. Alerji testlerinde öyle bir şey çıkmadı, ama okulda kakaolu kek yediğinde, işte çikolatalı, çikolata parçacıklı bir şeyler yediğinde falan, o gün geldiğinde karnında yaralar çıkıyor. Ya da şeker topi top veriyorlar mesela son zamanlarda, bir ikidir veliler getiriyor muhtemelen, dağıtıyor onlar da. Onları yediğinde mesela direkt karnında, poposunda, böyle birkaç yerinde egzamalar, küçük küçük egzamalar çıkıyor. O zamanla kuru kuru her gün nemlendiriyor olmama rağmen kuru kuru olup sonra yaraya dönüşüyor. Yani böyle kabuklanıyor, sonra iyileşiyor zamanla. Ama neden çocuğumun vücudunda sürekli yara var yani? Bu çok üzücü bir şey. Dediğim gibi alerjisinin tam olarak sebebini bilemediğimiz için toz konusunda da çok dikkatli davranmaya çalıştım. Bu konuda da yine bildiğim şeyler, işte odada halısı mümkünse halı perde olmayacak, ama mümkün değilse de yıkanabilir halı ve perdeyi de sık yıkamak gerekiyor toz tutmaması açısından. Ben tül perdeyi çıkardım tamamen. Bir de fonları vardı. Hani bir sürü perde vardı ve çok sık da yıkayamıyorum doğrusu onları. Fonu ve tülü çıkardım. Sadece güneşlik kalacak şekilde bıraktım şimdilik. Zaten bizim karşımızda apartman yakın, ama onun karşısındaki cam hep kapalı yani, perdesi falan. Çok da sıkıntı olacağını düşünmediğim için gündüz güneşliği açtım. Hala öyle hatta. Gece de güneşliğini kapattım. Tül perdeyi kaldırdım. Halıyı kaldırmadım ama yani çok fazla evi süpürdüm, öyle söyleyeyim. Zaten robot süpürge her gün çalışıyor. Ben de onun odasını özellikle çok sık süpürmeye özen gösterdim. Yerlerini silerken Arap sabunu kullandım. Yine sık temizlik yapmaya özen gösterdim. İşte odasında kitaplık vardı. Kitaplar çok toz tutan bir şey. Kitaplığı tamamen boşalttım.
duvara monte olduğu için sökemedim onu ama kitaplarını komple boşaltıp başka bir odaya götürdüm. Raf vardı, orada peluş oyuncaklar falan vardı. Onların hepsini, rafı boşalttım tamamen. Peluş oyuncakları dolaba kaldırdım. Yastık, yastık kılıfı, çarşaf, bunların çok sık ve mümkünse 60 derecede yıkanması gerekiyor. En azından haftada bir. Ben de onları yine her çamaşır attığımda çıkarıp yıkadım. 60 derece değil ama 40 derecede, hani çeker mi çekmez mi bilemediğim için 40 derecede yıkadım ama çok sık yıkadım. Onları da toz tutmaması için. Yatağın üstüne hep kapı, normalde Çınar'ın yatağı yere yakın. Mesela bu da onun için bir eksi muhtemelen. Onu da değiştirmeyi düşünüyorum zaten artık bir tık da büyüdüğü için. Yani böyle o ev koşullarına da mümkün olduğunca dikkat etmeye çalıştım tozla ilgili. Sonra bunların yanında besin takviyesi vesaire olarak ne yaptım? Bundan da bahsedeyim. Bu tamamen kişisel bir konu bence. Doktorların birçoğu bunları önermiyor. Bazılarının önerdikleri var, bazılarının önermediği şeyler var. Bunlarda da birçoğunda doktora danışmadım açıkçası. Hani vitamin takviyesi olarak doktora danışmadım. Ama burada o mesela bahsettiğim alerjiyle ilgili doktorun önerdiği çörek otu yağını mesela öneriyordu. Kullandım. İşe yarayacağını düşündüğüm için. Sonrasında hani böyle takip ettiğim, kafasına göre hani şunu yaptım bunu yaptım diyen değil de işte alerji doktoruyla görüşerek ilerledim. Şu doktorumuz şunu önerdi gibi iyi doktorlara gittiğini bildiğim kişilerin yöntemlerini sentezledim. Bunların hepsini uyguladım, öyle söyleyeyim. Doktorumuzun verdiği işte o toz ilacı vardı. Akşam yatmadan bir saat önce yoğurda koyulup yiyordu normalde. Yoğurt vermediğim için suyla karıştırarak suyla verdim. Çok doğru bir verme şekli değilmiş. Meyve püresi ya da yoğurda koyun demişlerdi zaten bize. Ama meyve püresi de hani o saatte meyve vermeyeyim, midesini rahatsız eder diye düşünerek suyla verdim. Fayda etti mi bilmiyorum. Bir de burun spreyi vardı ilaç olarak. Sonrasında D vitaminini zaten alerjik çocukların, yani aslında bütün çocukların, bütün insanların D vitamini kullanması gerekiyor. Çünkü ülkemizde yeterli D vitaminini zaten alamıyoruz. Güneş ışınlarının da artık eskisi kadar yararlı olmadığını düşünürsek D vitamini takviyesi genel olarak gerekli bir şey ve alerjik çocuklarda D vitamini takviyesi çok daha önemliymiş. O yüzden D vitaminini aksatmadan kullanmaya çalıştım. Normalde balık yağı da kullandığımız bir şeydi. Çörek otu yağının anti alerjik, anti histaminik, böyle alerji semptomlarını işte arttıran, hormonu baskılayan bir özelliği varmış. Bunu daha önceden duymuştum. Hatta onu benim de içmem gerekiyor aslında, bu alerji dönemlerinde yapabilirim. Ama tadı çok acı olduğu için soğuk sıkım çörek otu yağı aldım. Bu arada bu kullandığım bütün şeyleri link olarak aşağıya bırakırım. Orada bulabilirsiniz. Kullandığım, direkt kendim aldığım markaları eklerim koleksiyona. O şekilde bırakırım. Çörek otu yağının tadı biraz acımtırak olduğu için bir kaşık balık yağına birkaç damla işte çörek otu yağını, ikisini birlikte karışık bir şekilde vererek içirdim. Sonra düzenli probiyotik kullandım. Zaten yine alerjik çocuklarda probiyotik desteği çok önemli. Aynı zamanda normalde Çınar kefir, yoğurt vesaire tüketiyordu, alıyordu probiyotik ama bu süreçte onları vermediğim için ekstradan hep probiyotik desteği verdim. Ha belki bazı doktorların önerisi mesela mümkün olduğunca doğal yollarla alın her şeyi. Ama o dönemde bunları yapmam gerektiği için bu şekilde davrandım. Sonrasında kuersetin içerikli kuersetin maddesi aslında yine alerjik semptomları azalttığı söylenilen bir madde. Bu da kırmızı, koyu kırmızı meyve ve sebzelerde bulunuyormuş. İşte çilek, pancar, ne bileyim belki domateste de vardır, tam bilmiyorum. Orman meyveleri falan filan bunlar da var ama Çınar bunların hiçbirini yemeyen bir çocuk olduğu için ben bunu da yine takviye olarak kullandım. Bir marka var aldığım, onu kullandım. Daha doğal olduğunu düşündüğüm için, hani daha temiz içerikli olduğunu düşündüğüm için. Böyle bazı, mesela şu an var elimde bir tane şurup. Biraz daha tatlandırılmış bir tadı var ama diğeri bildiğiniz üzüm. Siyah üzüm ekstresi gibi bir şeydi aldığım şey. Ve onun da ben fayda ettiğini düşünüyorum. Çünkü onu kullandığım dönemde çok daha iyiydi. Şu an bıraktık, onu almadık tekrardan. Ve fiyatı da 500 TL gibi bir şeydi. Eşim hatta hani buna gerçekten gerek var mı diye sordu. Bir sürü şey aldım çünkü o dönemde işte biraz masraflı oldu benim için. Yani bir de son olarak en şaibeli, en düşünülebilir olan kısmı Udi Hindi yağı. Udi Hindi yağını yani duyuyordum ama kullanıp kullanmamak konusunda çok tereddüt ettim. Ama sonrasında yine çok güvendiğim birisi, işte dediğim gibi doktorlara danışarak her şeyini hareket eden birisinin kullandığını duyunca dedim ki deneyeyim yani bunda ne çıkar. Ve bütün bunların sonunda, bir ayın sonunda doktora gittiğimizde zaten değişimin çok farkındaydım. Geceleri uykusu, mesela ağız kokusu tamamen gitti. Gece uykularındaki o ağzının açık uyuması bayağı bir azaldı. Her yani gecenin çoğunluğunu ağzı kapalı uyumaya başladı. Gündüz burun tıkanıklığı falan çok rahatlamıştı. Yani zaten bariz bir şekilde farkı görüyorsunuz bunlara dikkat ettiğinizde. Özellikle bunların çoğunu yapamıyorsanız bile süt ve kakaoyu kesinlikle kesmeniz gerekiyor. Birazcık daha işte yemek saatini erkene çekmek. Bazı şeyler
şeylere en azından bazı şeylere, gluteni tamamen kesemiyorsanız biraz daha azaltmak, süt ürünlerini biraz daha azaltmak gibi uygulanabilir bence. Ben çok katı bir şekilde uyguladım. Çok zorlandım. Hatta dedim ki bu kadar emek veriyorum. Eğer işe yaramadıysa gerçekten çok üzülecektim. Ama en azından denemedim demezdim yani. Ve bunların sonunda gittiğimizde kulaktaki sıvı tamamen geçmişti. Geniz etinin de zaten bariz bir değişiklik olduğu için doktor dedi ki muhtemelen kulaktaki sıvı, geniz eti az geçtiği için, küçüldüğü için kulaktaki sıvı da geçmiştir. Röntgen çekilmedi. 2 ay üst üste çekildiği için bir ay daha çekmeyelim, zarar verir çocuğa dedi. Şimdi 2 ayın sonunda tekrar getirin, röntgen çekelim dedi. Ama şimdi de tekrar bir bahar alerjisi dönemine girdik. Yine büyük çıkabilir. Bu dönemlerde bakıldığında yanıltıcı olabiliyormuş çünkü bahar dönemlerinde alerjik çocuklarda. Yaz sonu tekrardan bir geniz eti için kontrole götürmeyi düşünüyorum. Neden yaz sonu derseniz de bu arada en önemli şeyi unuttum şu anda. Burun yıkaması yaptık. Burun yıkamasını inanılmaz bol bol yaptık. Burun yıkamasını biz yanlış yapıyormuşuz. Normalde şırıngayla basınçlı yapılan burun yıkamaları vardır ya, bu çok yanlışmış. Kulak zarına, kulağa daha fazla zarar verebiliyormuşuz bu sebeple. Onu kesinlikle zaten doktor da önermedi. Serum alıyorum. Büyük boy serum. Şırıngayla çekiyorum. Yavaş yavaş bir şekilde onu arkadan genizinden yutacak şekilde bir bu burnuna, işte 3 mililitre bu burnuna, 3 mililitre bu burnuna gibi o şekilde veriyorum. Ve çok sık yapmanız gerekiyor gerçekten. Özellikle sabah uyanınca ve gece yatmadan önce kesinlikle yapılması gerekiyor. Hastalık dönemindeyse eğer, mesela bu geniz etini geçirme dönemindeyseniz ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu bir dönemdeyse saatte 1'e kadar yapılabilir diye öneriyor doktorlar. Bunun aşırı faydasını gördüm. Onu biraz artık bunalmıştı artık çocuk sürekli yapmaktan. Sıkıldığı için birazcık azalttık. Azalttıktan sonra tekrardan o burun tıkanıklığı şikayetleri biraz daha artmaya başladı. Daha kolay hasta olmaya açık hale geliyor. Çünkü burnu sürekli yıkadığınızda burnunu temiz tutmuş oluyorsunuz aslında ve burun direkt bütün hastalıkların kontrol noktası gibi bir şey çocuklarda. Yazında, eğer yaz döneminde bunu yaşıyorsanız da bol bol denize sokmak, işte başını da denizin içine sokacak şekilde bol bol tuzlu su yani aslında. Bir de ben kullanmadım ama yine duyduğum bir şey. Yine burada bir çocuk doktoru arkadaşımın olduğu için önermiş, kullanmışlar ve fayda etmiş. Gümüş suyu spreyi. Gümüş suyu olan, yani gümüş suyunun zaten gümüşün bir iyileştirme etkisi olduğunu biliyoruz. Gümüş suyu spreyi yapmışlar ya da işte direkt böyle şey, su şeklinde olanı da var. Yani nasıl desem, şişe şeklinde olanı da var. Onu direkt içiliyor galiba, tam emin değilim. Ya da yine burun yıkama için de kullanılabilir. Bir de sprey, burun spreyi şeklinde olanları da var. Ben onu kullanmadım ama kullanıp faydasını görenler de var. Hatta alerji dönemlerinde sadece alerjisi olan kişiler bile mesela bu bahar aylarında burun spreyini dışarı çıkmadan önce kullanarak çok rahat ettiklerini, bayağı bir alerji durumunda azalma yaşattığını söyleyenler var. O da aklınızda olsun eğer kullanmayı düşünürseniz. Şu an için en azından ameliyat durumundan çocuğumu kurtarmış oldum ve dediğim gibi hani yaptırmış olsaydım da ameliyatı, bu alerjileri zaten devam edeceği için tekrardan büyüme riski çok fazlaydı. Çok sık ameliyat olan, hani böyle 4. ayda 5. ayda geniz eti tekrarlayıp ameliyat olan kişiler var. Bu riske de girmek istemedim açıkçası. Ben çok şükür bunları uygulayarak faydasını gördüm. Zaten işitme kaybı gitti, kulaktaki sıvı gitti. Bunlar bile çok güzel bir gelişme. Geniz etine bakılmadı ama dediğim gibi semptomların çoğu hafiflediği için, ağız kokusu vesairesi gittiği için doktor dedi ki acil ameliyat durumu artık yok. Hani şu anda bu şekilde ne yapıyorsanız uygulamaya devam edebilirsiniz. Boğaz doktoru bana bunları önermemişti yapmamı, yani sormadım ona açıkçası. Çok da böyle ters bir doktor gibi gelmişti. Çok iletişim kurmadık. Sadece genel anlattı. Ameliyat gerektiğini söyledi falan. Ben çocuk doktorumla görüşmüştüm sonrasında. Ona da dedim işte bunları uyguladım. O da dedi ki ne yaptıysan güzel fayda sağlamış. O an, en azından şu an için ameliyat durumundan kurtardık dediğim gibi. Yaz dönemi, şu an bahar döneminde sanki bir tık yine belirtiler geri geldi. Ve tabii ki o bir ay boyunca yaptığım mükemmel diyeti devam ettiremiyorum. İster istemez ara ara bir şeyler yiyor. Özellikle bu hafta paketli gıda, çikolata birkaç defa yediği için direkt yani etkileniyor. Muhtemelen çikolata türü bir şeye alerjisi var ya da kakaoya alerjisi var diye düşünüyorum. Onları tam yok etmemiz gerekiyor hayatımızda ama maalesef edemiyoruz. Yaz dönemi bittikten sonra tekrardan bir doktor muayenesine götüreceğim röntgen çekilip bakılması için. Yazın da yine dediğim gibi bol bol denize sokup bu şekilde de tedavisini desteklemeyi planlıyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Umarım birilerine benim de faydam dokunur. Yine doktorunuza danışmadan birçok şeyi uygulamamayı öneriyorum. Hani doktora danışarak uygulamanız çok daha doğru olur. Yine sorularınız olursa bana buradan da Instagram'dan da yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.